Türkiye'de 6 takım şampiyon olmuş. Hocam bunların siz de Beşiktaş'a gittiniz. 4'ünde görev yaptım. Hepsinde Galatasaray, var hocam. Trabzon'a gittiniz. Trabzon, Beşiktaş. Hepsinde varsın işte. O yüzden günümüz gerçekleri artık bence bu konuları çok büyütmemeyi gösteriyor. Bakın biz teknik direktör alıyorsak onun birinci görevi teknik direktör olarak takıma, oyuna yapacağı katkıdır. Şimdi özellikle Başakşehir dönemine geliyorum. Abdullah Hoca ayrıldıktan sonra ki direklerden dönmüştü Abdullah Hoca ile Başakşehir. O dönemde biraz bizim pas oyunu diyebileceğimiz bir oyunun ön planda olduğu bir anlayışa sahip olan o takımı Okan Hoca bazı maçlarda pas oyununu oynatırken bazı maçlarda da daha ülkemizde o dönemde yeni yeni konuşulmaya başlanan o geçiş oyunlarını, hızlı hücumları gayet iyi yaptıran bir anlayışı da o takımı oturtmuştu. Önemli olan saha içidir. Ben tabii günümüzde bir teknik adam seçeceksem ona birinci özellik olarak da takımın oyununu ne kadar geliştireceğini ön plana çıkarırım. Okan Hoca bunları yaptı. Bir parantezde şuraya günümüzde istediğin kadar iyi hoca ol. Tek başına bütün bu işlerin altından kalkman mümkün değil. O yüzden Okan Hoca'nın başta İrfan Hoca olmak üzere çok da iyi bir ekibi var. Bunun altını da çizmekte hocam, o yüzden bir de Galatasaray fayda görüyorum. Kültürünü en iyi bilenlerden birisi Okan Hoca. Yani ya, oradaki kültürü bilen ya, birisi. Tartışılacak bir tarafı var mı ya? Bir de şampiyonluk kazanmış. Bak biz hani kısa süre diyoruz. Kısa sürede kaç tane kupa kazanmış? Bence tecrübeli bir adamdan, tecrübeli bir hocadan bahsediyor. 30 sene takım çalıştırıp yani Süper Lig ve kupa şampiyonu yaşamayan hocalarımız var. Şuna takılı kalınmaması lazım. 20 sene önce bize bunu yaptı da Galatasaray niye Okan'dan mahrum kalsın ya? Yani niye kalsın ki? Böyle bir şey varken bence şimdi seçenek getirsinler. 4-5 tane herkesin sonuçta seçeneği olacak değil mi? Hoca getirecekler. Bilmiyorum aralarında ne kadar fark olacak. Çok merak ediyorum acaba. Bütün başkanların adayları olacak. O hoca tercihleri olacak. 2 ay, 3 ay önce Torrent'le beraber aynı yerde anıldı ya Okan Hoca. Yani Torrent'in olduğu yerde, Okan Hoca'nın olduğu yerde Torrent'in anılmaması lazım. Evet. Bak başka bir hoca olabilir ama Torrent'in anılmaması lazım. Torrent'in çünkü sunumu Pep Guardiola'nın yardımcısı Fatih Terim'e yardımcı olarak gelecekti. İlk açıklama buydu. Ondan sonra ikisi Kantar'a geldi. Okan Hoca'nın adı gündeme geldi. Oradan Torrent ve Torrent Okan, geldi. Okan bir şekilde oldu. Kimsenin olduğunu anlamadan. Torrent'inle oynayan Galatasaray'ın durumu ortada. Bir mücadele ettikleri Barcelona maçını saymazsak. Yani verdikleri şüpheli. Aha, bundan sonra tabii ki bir mukavelesi hocam, var. Bundan sonra bir seçim var. Seçimden sonra ne olacak? Bu da bence bir problem. Şu anda bir bulmaca var. Yani bence çözülmesi gereken bir problem. Evet bazı başkanlardan belki ekonomik şartlardan dolayı devam eden sözleşmeye uyumalarının söz konusu olabileceği söyleniyor. Yapacağı bir sunum sonrası karar verileceği söyleniyor. Ya bir hoca burada 10 tane 15 tane maça çıktıysa bu onun yaptığı hep sunumdur. Sen bu kadar olumsuz sunum yapmışsın. Yöneticilerle yaptığın bir toplantıda çok iyi konuştun, iki tane iyi görüntü gösterdin diye onları ikna şansı bence kesinlikle olmamalı. Bakın Torrent'le ilgili kötü bir hoca hiçbir zaman demedim. Şunun altını çiziyorum. Guardiola'yla bu kadar uzun süre çalışan bir hocanın oyunu, çağdaş oyunu bilmemesi mümkün değil. Ama sen buraya sadece oyunu oturtmak için değil ki onu da çok iyi oturtamadı. O takımı yarıştırmak, şampiyon yapmak için geliyorsun. Yarışmacılık konusunda da Torrent maalesef şimdiye kadar hep kötü sunum hocam, yaptı. 11 tercihinden futbolcu değişikliklerine kadar hocam. Ekibin başındaki bir adam olmak başka bir şey. O başındaki adamın altındaki yardımcı antrenör olmak başka mutlaka bir şey. Çünkü bütün kararları veren ekibin başındaki. Herkes o kararları veremiyor. O yüzden herkes üst düzey teknik direktör olamıyor. Ben Torrent'i şu konuda eleştiriyorum sadece. Çok iyi bir yardımcı hoca. Evet. Çok uzun süre Guardiola'yla çalışmış. Senin dediğin gibi olmasa bir şey Guardiola zaten böyle yanında bir fırsat tutmaz, vermez, tutmaz. Ama kişinin kendini de biliyor olması lazım. İyi bir yardımcısın. Yardımcı olarak devam et. Kötü bir şey değil ki bu. Çünkü riskli durumlarda, kriz dönemlerinde doğru kararları vermek başka bir şey.
Hocam yardımcı olarak hiçbir zaman kendini baskı altında hissetmez hocam. Ya, tabii ki. Davul başkasında, tokmak sende, istediğin onu gibi vur. O yüzden herkes o yüzden bazı davulu da sırtına astıklarında kullanırsın. Sana ama, direkt hocalı teklif edersin işte. Olmuyorsa yani, da diretmeyeceksin. Yani. Sen iyi bir ikinci şu adamsın. İkinci adam olarak İstemez devam mi? İstemiyor mu? İstiyor zaten. Açık açık söyledi. Yanlış mıyım? Hocam doğru bak. Ben Torrent'in yerine olsam. Ben şimdi Torrent'te empati yapıyorum. Bir sözleşmem var. Bu önümüzdeki seneyi de kapsıyor. Evet. Ligde kaldı 5 maç, 6 maç kala. Evet. İşte bir iddian da kalmadı. Küme evet, düşme potasından sıyrıldı. Bundan sonra ne yaparsın bir teknik adam olarak? Buradan ayrılmayacakmış gibi önümüzdeki senenin programını ve oyuncu kadrosunu yapmaya çalışırsın. Şimdi burada hiç kullanmayacağım bir Babel var. Babel bunun değişmezi oldu. Ya Babel'i sen kullanmayacaksın zaten. Burada kaldığın zaman, yani 4 maç, bu lig bittiği zaman Babel ayrılıyor senden. Babel'i niye kullanıyorsun? Aynı şekilde sen devam ederken ayrılacak oyuncular var. Bunları da fazla kullanmana lüzum yok. Yani senin 4 maçta aldırdığın 12 puan diyelim bu oyuncularla, giden oyuncularla senin önümüzdeki sezonun programını aksatacak zaten. Sen hazırlanmıyorsun. Sen sadece şu anda günü yaşıyorsun ama tamam seçim olabilir. Ondan sonra ayrılabilirsin de ama ayrılmadan evvel işini doğru yapıp önümüzdeki senin hazırlığını yapması lazım. Ben bunu anlayayım. Babel'in neden oynadığını da anlamıyorum. Yani oynuyor. Tamam, iyi futbolcuydu. Hakikaten iyi futbolcuydu. Önümüzdeki sene için Amerika'da bir takımla da anlaşmış diyorlar. E madem gidecek daha niye kullanıyorsun? Yani senin o maçta kazandığın 3 puan ne getirecek? Sadece hanene işte Torrent bu takımı yendi diyecekler. Hocam Babel'e çok güveniyor demek ki hocam. Hayır, benim yani benim görüşüm şu. Hele hele ülkemize yabancı bir hoca geliyorsa onun ekibinde teknik adam olarak görevli, onun çok inandığı, çok güvendiği, çok bilgili ve onu yönlendirecek bir hocaya, hocalara ihtiyaç var. Bunlar olmayınca o hocalara bir şeyler söyleniyor. Bazen de onlar ülke gerçeklerini yansıtmıyor. Babel'e birileri, hoca bak senin şu ana kadar aldığın sonuçlarda topladığın puan ortalaması çok düşük. O yüzden sen devam etmek istiyorsan mümkün olduğunca bu ortalamanı yükselt diye hocayı tamamıyla kazanacağı puanlara, maçlara konsantre etmişler. Türkiye'de hele hele bu konumdaki Galatasaray'da bunun tutmayacağını hoca fark etmiyor bile. Bakın bir Dinamo Kiev maçında oyuna sonradan aldı ve sadece antrenmanlara bile almıyor o futbolcuları. Hala da hepsini almıyor. Oyuncuları orada oynattı diye Galatasaray camiasından ne kadar olumlu tepkiler aldı. Şimdi sen bu şekilde bir noktada taktik yönden kendi geleceğine yatırım yapıyor olsa bile o yatırımları yanlış bir şekilde yapıyor. Bu da bizi çok iyi tanımadığından, Türk insanının Galatasaraylı'nın ne istediğini bilmediğinden. Bir Arda Güler Fenerbahçe'de ne kadar popüler oldu. Oradaki teknik adama veya Fenerbahçe'nin şu an taraftarla iyi ilişkilerine katkı sağladı. Keza Beşiktaş'a gidiyoruz. Bir Serdar Saatçı'yı konuştuk, bir Emir Han'ı konuştuk. Ersin, Rıdvan hala gençler. Galatasaray'da Özlem'le öyle bir genç bekliyor. Torrent'i bırak o altyapıdan gelen gençleri, elde büyük para vererek aldığın Galatasaray'ın geleceği dediğin Morutsan gibi, Barış Alper gibi gençleri bile kadroya almadı Altay maçında hocam. O yüzden gelecek bizim yetiştireceğimiz futbolculardaysa Torrent Galatasaray'ın geleceğine hiçbir katkı sağlamıyor şu an için. Yanlış tercih. Aynı şeyi söylüyoruz hocam. Tabii canım. Burada söylediğimiz şey ben, aynı ben şey. Neden dedin ya, nedenini açıklamaya çalıştım. Tabii yani tabii. Şimdi Barış Alper değil mi? Bir para verdin aldın. Ümit milli takımımızın banka oyuncusu. Gelecek transfer döneminde de gündemde olan bir oyuncu. Tamam, kötü bir sezon geçirmiş olabilir. Ama bu onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Sen bu çocuğa bu zamanlarda ısrarla şans vermen lazım. Neden? İşte seyirciyle de arasını yapabilir. Bunlar genç oyuncular. Nasıl? Şimdi Emre Akbaba çok iyi oyuncuydu. Hepimiz biliyoruz. Galatasaray'dan niye ayrıldı diye konuştuk. Emre Akbaba kendini bulmak için Alanya'ya gitti. Alanya'da şimdi iyi bir sezon geçirdi. Dönecek. Yunus iyi bir sezon geçirdi. Dönecek. Şimdi Barış Alper de belki böyle bir oyuncu. O gidemedi. Ama Galatasaray'da şu ortamda kalan maçlarda ki Babel'le hemen hemen aynı yerde oynuyorlar. Aynı pozisyon. Ver şansı. Gör çocuğu. Eğer seneye de işine yaramazsa o zaman tamam. Kullanmazsın ama şu anda hiç kimse yani yeni bir oyuncu bulmak için şans vermiyorsun. Aynı bildiğimiz takım çıkıyor zaten. Hocam yani o şansı da onun nasıl oynayacağını görmek için değil. Bence onları ben nasıl olsa kadroda tutacağım
kararını vermiş olarak onları sahaya sürerse o futbolcuların gelişimlerine daha büyük katkı sağlar. Bir tehlike de şurada. Biz şunu biliyoruz. Bizde bir takım hedefsiz kaldıysa son maçlarında bazen kötü performans sergiliyor. Ve kötü oyunlar, kötü sonuçlar oynuyor alıyor. Galatasaray Altay maçının ikinci yarısındaki gibi. Şutu yok hocam. Evet, oynayacaksa o gençleri oraya koymanın o gençleri değerlendirme açısından da çok doğru olacağını kesinlikle ben düşünmüyorum. Orada o gençleri kadrona alacağının garantisini şimdiden vermiş bir şekilde önce antrenmanları alması lazım hocanın. Hepsi antrenmanda değil, onu da çok net bir şekilde biliyorum. Sen altyapıdaki gençlerden bahsediyorsun. Tabii tabii. Mevcut kadrodakilerden hocam, Barış, bahsediyorum. Hocam Barış, Alper, Morutsan onlar zaten tamam, onları, olmalı ya. Onları biliyorum. Yani ben, şimdi Hamza da mesela şey... olmalı hocam. Ya şimdi Hamza Akman, Ayhan Akman'ın oğlu, o da ya bundan sonraki süreçte denemesi lazım. Ay işte bir şey diyemiyoruz. İyi yani performans verdi. Yetki teknik adam Torrent'in elinde. Yani. Sadece eleştiriyoruz. Yapacak başka bir sadece şey. Sadece düşüncelerimizi biz belirtiyoruz. Yani burada ama... Ahmet Hocam'a şöyle katılıyorum. Etrafında Türkiye'nin durumunu, hı-hı, yani buradaki camianın durumunu bilen ekibinin içerisinde ya da yönetimden birini ona bir şeyleri hocam, daha doğru anlat. Yönetimden değil. Hocam hayır. Bu Arda olamaz ekibinin mesela. İçinde yoksa, yani ekip değil de, hocam ekibinin Arda içinde yoksa bu bir şeydir. Görünüyor. Hani emri vaki değildir. Durumu anlatabilmek için bir sohbet sırasında Torrent'e tercümanı vasıtasıyla ya da yabancı dili bilen birinin hocam bak böyle böyle bir durum var. Hani bu şekilde de davranabilirsin. Sonuçta seçenek senin mutlaka demek lazım. Çünkü ekibinde anladığım kadarıyla bunları söyleyebilir. Oyuncu bazı bir tek Arda olabilir. Hani hocam, o da bırakacak bir tek hocam, olabilir. Hocam sana bir soru sorayım hocama. Sen teknik direktörsün. Bir yönetici geldi dedi ki ya hocam dedi ya Gökhan antrenmanlarda dedi uçuyor dedi. Öyle değil hocam. Bir dakika hafta sonu acaba onu düşünsek dediği zaman bunun etkisiyle senin yardımcın konumunda olan birinin ya hocam Gökhan gerçekten çok iyi. Onunla ilgili bir şeyler düşünsek mi cümlesi arasında o kadar büyük fark var ki Galatasaray'dan biliyorum isim vermeyeceğim. Yöneticiler takımı kampa alalım dedikleri için hoca inat edip kampa almıyordu takımı hocam ya. Bunun yardımcısı söylese hoca bundan rahatsızlık duymaz. Tamam ben neden yöneticiden söyledim? Teknik tavsiyeler almak istemiyor teknik adamlar. Teknik tavsiyeden bahsetmedim ki hocam. Yani yok Gökhan hoca işte iyi beni... oynuyor bak böyle falan değil ondan bahsetmiyor. Al hocam beni kampa uçuyorum hocam, öteki de aynı. Hayır ama şimdi gerçekten öteki de aynı. Senin söyleminden yola çıkarak sen dedin ya ekibinin içerisinde evet, durumu bilen, ortamı bilen birinin olması i̇şte, lazım. Hı. Şu anda senin söyleminden şu an mevcut ekibinin içerisinde böyle birinin olmadığını varsayarak evet, en azından sportif anlamda hocaya bir şekilde ya şunu al kadroya bunu oynat bak bu antrenmanlarda iyi öyle değil. Türkiye'deki durumu doğru ya bir dille anlatabilecek biri olması lazım. İşte, çünkü yok ekibinde. İşte ben de diyorum o kişiyi ekibine alsın. Geç kaldı o ama. Başka o geç yurt kaldı. Dışında, hocam senin de hedeflerin büyük. Temenni ediyorum sadece Süper Lig'de değil. Avrupa'nın iyi i̇nşallah ülkelerinin birinin takımını çalıştı. Bir adım atalım inşallah. Daha şimdiden küçük bir tavsiyede bulunabilir miyim? Buyur. Gittiğin ülkeyi, o ülkenin futbolunu, oradaki takımları, futbolcuları çok iyi bilen o ülkenin bir insanını takımına almak yardımcı zaten olarak al. Birinci futbolcu isteme ama önce onu iste. Bence en büyük hocam olması gereken, doğru yapmış olması gereken doğrusu o. Şimdi biz tabii burada program yaptığımız için daha çok Süper Ligi takip ediyoruz. Bir de bir alt ligi takip edebiliyoruz. Yapma hocam ben... altına oyarlar. Şimdi diğer ligleri bir de hocam çok fazla yönetim arkandayız derse bir takıma gittiğinde dikkatli olun. Yani diğer alt ligleri üstün körü takip edebiliyoruz. Atıyorum yarın öbür gün, atıyorum değil, yarın öbür gün alt liglerden diyelim ki ben sıfırdan başlamak istiyorum. İlle Süper evet, Lig olmak zorunda evet, değil. Daha alt liglerden ne yapacağım? O ligi bilen, o ligi takip eden, o lig hakkında oyuncular, takımlar, ligin durumuyla alakalı mutlaka ekibime birini almak zorundayım. Almazsam zaten işim olmaz. Yapamam yani o işi.